Gülşen Hanım merhaba. Merhaba efendim. Görkem Bey merhaba. Merhabalar. Öncelikle bizi bu güzel bir yere, güzel enerjisi olan bir yere aradığınız için çok teşekkür ediyoruz. Programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Programımıza. Siz de öyle köyümüze hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok da hoş bulduk gerçekten. Biz çok güzel bir mekan. Çünkü merak liste var neredeyiz biz şu anda. Evet. İsmi de çok farklı. Biraz sonra burayla ilgili faaliyet ve hizmetlerle ilgili sohbet devam edecek. Ama öncelikle ben buranın kuruluş hikayesini sizlerden dinletmek istiyorum. Size başlayalım o zaman sözü bayanlardan. Buranın kurucusu Görkem olduğu için o tabii anlatacak. Peki, onun hakkı olduğu için. Evet, 3 sene önce başladı bu macera. Burası yanmış bir Rum eviydi burası aslında eskiden. Bir anda böyle bir karar verdik. Alıma geçtik ve aklımıza böyle bir plan oluşturup burayı hayata geçirdik. Aynı restore senesinde. Restore ettiniz. Tabii restore ettik. Baştan aşağı değiştirdiniz. Komple değil zaten mi? Bir yanmış bina zaten burası. Ve karakaş olarak da şu anda işletiyorsunuz aslında. Evet, yardımcı oluyorsunuz evet. işinize de. Yani evet. her başarılı erkeğin arkasında bir bayan olduğu doğru. Öyle mi? Yaşarım. Aynen öyle. Peki buranın birazcık da hizmetlerinin bir an önce açmak istiyorum. Ben de çok heyecanlanıyorum çünkü çok farklı bir mekan haline getirmişsiniz burayı. Gökçeada evet. zaten çok büyülü bir yer ama bu bölge biraz daha farklı sanki. Birazcık hem bu bölgeyi hem de sizin hizmetlerinizi açalım mı Görkem Bey? Ya şimdi aslında olduğumuz bölge bir de Rum köyün için olması sebebiyle burada birçok mezemiz buradaki yaşlı tanıdığımız insanlardan almış olduğu tarifle yapılan mezeler. Hı. Ağırlığı böyle yani. Et daha çok çalışıyoruz müessesemizde. Yani 80'e yakın mezemiz var baktığımız zaman. İşte buranın oğlak çok meşhur. Oğlak tandırımız, işte kuzunun grupları gibi. Tabii deniz, sonuç adadayız. Yine arasacaklarımız da mevcut. Hı. Yani ada yenmeseydi ne var? Hepsi var. Yani bir Rum köyünde olmanın aslında bir şeyini yaşıyoruz. Yani her damak tadına uygun da lezzet var. Herkese göre bir lezzet bulmak mümkün. Kesinlikle. Ve çok da keyifli bir alan haline evet. getirmişsiniz. Evet. Evet. Peki şimdi baktıldığında gıda var ve hizmet sektörü. Hizmet sektörü zaten çok zor bir sektör ama gıda işinin içine girince biraz daha önem arz ediyor. Çünkü hataya mal yok. Kesinlikle. Etler diyoruz, mezeler diyoruz. Bu anlamda evet. hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Ya en önemlisi günlük bir kere taze işliyoruz her şeyimizi. Hı hı. Yani bizde böyle birikim, mal yok, stok yok. Biz her şeyimiz günlük spontane gelişen yemekler yapıyoruz. Ki o anki, o gün gelen müşterimizin memnun olması için de elimize gelen her şeyi yapıyoruz. Yani sistem bizde bu, hı hı. taze. Her zaman taze. Aynı anda kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz Gülşen Hanım? 200-250 kişiyi. Ağırlayabiliyorsunuz. Evet, zaten biz her zaman çok yoğun çalıştığımız için yarına meze kalma şansı yok. O yüzden bayatlama şansı da yok. Bitiyor. Aynen, o yüzden her şey çok taze ve zaten yorumlardan da İnsanların yazdığı yazılardan da çok belli. Referanslarla geliyor. Referanslarla geliyor. Aynı anda kaç kişi burada? Aynı anda 200 kişi ağırlayabiliyorsunuz ama dışarıdan da organizasyon istendiğinde düğün nişan gibi karşılayabiliyor musunuz? Tabii yapabiliyoruz onu. Organizasyonlar belli günler olarak kaydedilir. Çünkü özel günleri var. Bu Tepeköy'de bunun özel günleri var. 15 Ağustos, 6 Ağustos, Rum Paneli. O günler yapamıyoruz ama geri kalan günlerde bunu yapabiliyoruz. Harikasınız. Peki. Şimdi burayı tabii kurmuşsunuz. Kurmak çok zor bir iş yerine. Bunu hepimiz biliyoruz. Sürdürmek çok daha zor. Anlattığınız Kesinlikle. Hikayeden de belli. Özel olarak da konuştuk sizlerle elbette. Evet, evet. O günden bugüne neler değişti? Ben o günlere geri götüreceğim sizi. Neler değişti ve şu anki yere gelmeyi hayal eder miydiniz? Ya biz burayı iş olarak görmüyoruz. Burası bizim için eğlence yeri. Biz kendimiz de zaten çok eğleniyoruz. Ya evimiz gibi gördüğümüz için müşteri de demiyoruz. Misafir diyoruz. Arkadaşlarımız diyoruz. Her masada muhakkak bir şey buluyoruz. Bir şey yakalıyoruz hayatın içinde. O yüzden çok keyifli akşamlar geçiriyoruz. Evinizde yani misafir ağırlıyorsunuz. Aynen aslında. Biz burayı iş yerimiz olarak görmüyoruz. Biz zaten evimiz de burada. Burada yaşıyoruz. Çok memnunuz burada olmaktan. Acayip keyifliyiz. Peki birçok da yer var. Sizlere benzer de yerler var. Evet. Herkes de kendi farkından bahsediyor haliyle ama sizi peki diğerlerinden ayıran özellik nedir? Neden gelinmeli meraklısı? Neden tercih edilmelisiniz? Vallahi öncelikli lezzet. Yani sonuçta biz yapmış yemeğin hepsinin arkasındayız. Dediğimiz gibi hepsinin birebir içindeyiz. Kesinlikle. Yani burada bir personel odaklı değil aslında. Birçok şeyin içindeyiz. Yaparken de, alırken de, alışveriş yaparken hepsini biz yaptığımız için biz kendimize güveniyoruz bu konuda. Bir de tariflerimiz doğru. İnsanlar bir bizi de. Niye seçmeli? Çok samimiyiz. Fazla samimiyiz. Ondan yani. Seçmeli bence. Zaten insanlar da böyle yapıyor. Bir gelen zaten. Bir daha geliyor. Bir daha geliyor. Biraz fazla eğlenceli bir tipleriz. O yüzden biraz Harika. Farkımız ondan. Hem mekan olarak hem de sizler olarak. Hani sizler için de gelen sayısı çok fazla. Onu evet. görebiliyoruz elbette. Evet. Peki. Şimdi tabii ki herkesin keşke böyle bir yere olsa diye
içimizden geçiyoruz. Sadece bu ada halkına özel tabii burası ama var mı peki farklı düşünceleriniz burayla ilgili büyütmek gibi farklı hedefler, farklı projeler? Vallahi aslında var ama şu an için değil. Biliyorsunuz zaten şu an 3 yıldır pandemin içindeyiz. Dediğim şey mesela bu sene farklı bir şeyler başladı adada. Yani ileride olabilir ama şu an için değil. Kaliteyi korumak, yerinizi korumak. Aynen. Gücü elde etmek. Yani Görkem evet birkaç şey bir şeyler düşünüyor ama ben sadece burada kalmak istiyorum. Evet. Çünkü kaliteyi de düşürürüz öyle. Bir de insanlar tabii ki lezzetimize geliyor mu? Dediğim gibi biz çok eğlenceli olduğumuz için düşünsenize bir yer açmışsınız orada yoksunuz. O zaman çok olmaz. Bir anlamı yok yani. O yüzden yerimizde, elimizin altında ve kaliteyi koruyarak insanları da bir arada tutarak yapıyorsunuz. Kesinlikle. Başarı tesadüf değil, onu siz konuşurken çok net anlayabiliyoruz. Para kaygısı olmadan müşteri memnuniyet odaklı çalışıyorsunuz. Kesinlikle. Bu da çok memnun. Görülebiliyor gözlerinizden çok sevdiğinizde. Evet. Ama başarı yalnız olmuyor. Ekip de var arkada. Kaç kişisiniz? Kesinlikle. Ekibimiz toplam çok güzel. Toplam 15 kişiyiz toplam ekip olarak. Peki bizler yaz kış açık bir yer mi? Hayır, sezonluk burası. Sezonluk. Evet. Sadece yazın yani olmuyor değil mi? Mart başlıyoruz. Havanın gidişatı Ekim gibi kapatıyoruz. Peki son olarak da sizleri destekleyen buraya gelen müşterilerinize, izleyicilerimize, sizi şu anda görüp hizmet almak isteyenlere son evet. sözleriniz nelerdir? Bekliyoruz ne yapabiliriz? Böyle bir güzelliği kaçırmasınlar evet. diyorum ben yani. Gelip yaşasınlar ve lezzetli, görsünler. Sohbetini, enerjiyi kesinlikle, alsınlar. Kesinlikle, Gökçe'de geldiklerini kesinlikle. Mutlaka ki buranın bölgesinde söyleyelim tekrar nereye gelmeleri gerekir. Şey Tepeköy. Tepeköy, Gökçeada Tepeköy. Evet. Peki. Evet. Çok teşekkür ediyoruz size. Biz teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz değerli bilgilere, keyifli sohbetinize, hem kendi bölgenize, Gökçeada'ya hem Türkiye'ye kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışı içinde. Umarım uzun nesiller boyunca Meraklısı Tavernanın da ismini duymak dileğiyle. İnşallah. Farklı programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz güzel dilekleriniz için. Çok sağ olun.